Efendim hayırlı akşamlar. Bir Din ve Hayat programıyla daha sizlerle beraberiz. Programımıza başlarken selamların en güzeli olan Allah'ın selamıyla selamlıyor. Bizleri ekranlar başında izleyen tüm izleyenlerimize hayırlı, huzurlu akşamlar diliyoruz. Efendim malum olduğu üzere içerisinde bulunmuş olduğumuz ay, alemlere rahmet olarak gönderilen sevgili Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin yeryüzünü şereflendirdiği Rebiülevvel ay içerisindeyiz. Dolayısıyla İçerisinde bulunduğumuz hafta da aynı şekilde Mevlid-i Nebi olarak kutlayacağımız Efendimizin dünyayı şereflendirmesi anısına, onu anlamaya, onu idrak etmeye yönelik programları icra edeceğiz. İnşallah ki bu hali hazırda yaptığımız bu programda bu maksatla icra edeceğiz. Tabii Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı anmak, anlamak, onu sadece bir haftaya sığdırmak da mümkün değil. Hayatımızın tamamını kuşatacak bir bilgi donanımı, Efendimiz nasıl yaşamış, insanlar içerisinde nasıl bir hayat sürmüş, ahlakı nedir, ne değildir şeklinde inşallah bu haftayı vesile kılarak ona dair, sevgili Peygamberimize dair sizlerle önemli konular paylaşma gayreti içerisinde olacağız. Bu hafta önemli bir konuğumuz var. Sivas İl Müftümüz Yusuf Akkuş hocamızla programımızı gerçekleştireceğiz. Program içerisinde kendisine haftamızla alakalı, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'la alakalı sorular soracağız, kendisinden cevaplar alacağız. Bu programımızda bu şekilde değerlendirme gayreti içerisinde olacağız diyorum ve hocama yöneliyorum. Değerli hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, sağ olun. Nasılsınız, iyisiniz inşallah. Hamdolsun, hamdolsun. Allah iyilik, çok teşekkür ediyorum. Hocam ifade ettiğimiz gibi içerisinde bulunduğumuz hafta Mevlid-i Nebi haftası. Başkanlığımızla geçmişten günümüze kadar Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın doğduğu haftayı özel olarak kutlamalarla geçirmekte ve farkındalık oluşturabilmek anlamında da her hafta için bir tema belirleyip bir konu üzerinden tüm Türkiye çapında, hatta yurt dışında millet varlığımızın bulunduğu yerlerde de aynı konular icra ediliyor. Bu yıl inşallah şöyle giriş sadedinde de olmuş olsun. Bu seneki Mevlid-i Nebi haftamızın teması nedir sorusuyla ben giriş yapmış olayım. Buyurun hocam. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Vessalatu vesselamu ala Resulillah ve ba'd. Öncelikle halkımızın cumasını ve pazartesi idrak edeceğimiz Mevlid kandillerini tebrik ediyorum. Bu yıl sizin de ifade ettiğiniz gibi her yıl bir tema belirleniyor. Bu yılda Peygamberimiz ve gençlik teması ki önemli bir konu. Evet. İnşallah bütün müftülükler yurt içinde, dışında sizin de ifade ettiğiniz gibi bu tema çerçevesinde bu haftayı kutlayacağız inşallah. Gerçekten önemli bir konu hocam. Peygamberimiz ve gençlik. Madem gençlik dediysek hocam, genç kime denir şeklinde bir soruyla, yani hepimizin zihninde elbette ki bu soruya bir cevap var ama ilerleyen zamanda soracağım sorulara da bir altyapı oluşması anlamında Peygamberimiz ve gençlik diyoruz madem. Peygamberimizden de bahsedeceğiz ama özellikle bu sene gençlik vurgusu yapılmak isteniyor. Bugünkü zaten hutbe konusu da aynı şekildeydi. Hı hı. Peki genç diye kime diyoruz? Genç nedir? Efendim şimdi tabii genç deyince genel mana itibariyle biz işte belli yaşlarda olan insanları kastediyoruz sanki. Hı hı. Böyle bir husus var ama bu doğru tabii. Ama bunun arkasında genç dediğimizde bakıyoruz aslında Arap Farsça bir kelime genç. Genç kelimesi. Farsça bir kelime hazine demek. Hmm. Yani hakikaten böyle insan baktığında genç ve hazine ne kadar yakışmış birbirine. Çok yakışmış. Çok yakışmış birbirine. Demek ki bir toplumun gençleri onların hazineleridir. Bir başka mana genç define demek. Hmm. Allah Allah, enteresan bir şey. Evet. Yani gençler bir toplumun hem hazinesi hem definesi. Hani define işte yer altında, onu önemli olan yer üstüne çıkartıp belki kullanabilmek. Yani onu değerlendirebilmek. Dolayısıyla
Hakikaten bu manada baktığımız zaman, yani bir toplumun hazinesi eğer güçlü olursa, evet, o topluma dokunmak çok kolay olmaz. Hazine önemli. Hı hı. Yani buradan şu noktaya gelmek istiyorum. Buyurun hocam. Bizim hazinemiz dolu, hamdolsun. Gençliğimiz çok. Gençlerimiz çok. Pırıl pırıl, cıvıl cıvıl gençlerimiz var. Definemiz öyle. Yani bu manada. Hatta mesela Genci Mani mesela burada şiirler hazinesi diye ifade ediliyor. Genç kelimesi kullanılıyor. Sonra mesela Genci Nihani gizli hazine. Yani nereden bakarsanız bakın, gençliğe baktığımız zaman şöyle çok olağanüstü bir varlık akla geliyor. Evet. Yani hazine ne yapar? Diyelim ki ekonomik açıdan hazineyi düşündüğümüz zaman, iktisadi açıdan hazineyi düşündüğümüz zaman hazine o toplumu ayakta tutar. Evet. Yani güçlü olur. Dışarıya karşı efendim kendilerini yapılacak bir takım saldırılara karşı onların gücünü ortaya koyar. Evet. Bizim hamdolsun gençlerimiz, yani hazinelerimiz, hı hı, hakikaten çok. Okullarımızda işte milli eğitimin hemen okulların başlangıcında açıkladığı gibi şu kadar ilk öğretimde, şu kadar orta öğretimde, şu kadar yüksek öğrenimde gencimiz var dediğinde biz anlıyoruz ki elhamdülillah şu kadar hazinemiz var. Zenginiz yani. Şu kadar zenginiz, bu kadar güçlüyüz. Dolayısıyla da böyle bir gücü önemsemek lazım. Ve önemsiyorlar da. Evet. Şimdi hatta gençten açılmışken alimlerimiz bu gençlerle ilgili mesela Arapça'da bu futuvvet olarak geçiyor malumunuz. Evet, futuvvet evet. Olarak, feta genç olarak, futuvvet gençlik olarak mesela ifadelerde el futuvveti husnul huluk demişler. Bu da çok enteresan. Bu da gençlere çok yakışıyor. Evet. Öyle değil mi? Güzel ahlak gençlere. Yani güzel ahlak, husnul huluk. Ahlakın güzeli, gençlik bu demek. Hı hı. Yani hazine ama o hazine de çok güzel bir hazine. Evet. Ahlaki açıdan, hani gençleri biz hazinede, gençleri kastediyoruz. Kesinlikle. Ekonomik olarak varlığı kastetmiyoruz. Dolayısıyla da bakıyoruz bunlar güzel ahlaklı insanlar. Husnul huluk. Hı hı. Bir başkası mesela demiş ki, mesela keffül eze demiş, eza. Keffül eza. Evet. Yani eziyeti yok etmek bir yerde. Eziyet etmemek. Hı hı. Ve devamında yine ve bedlun neda. Cömert olmak. Cömert olmak. Genç. Yani genç böyle cevval, faal olacak ama kötülüğe bulaşmamış. Böyle cömert, güzel, ahlakı düzgün. Böyle efendim, hatta bazı alimler onun ittiba-ı sünne diye, sünnete tabi olma diye nitelendirmişler. Şimdi bunları bir araya getirdiğimizde genç demek ki bir toplumun hazinesi, bir toplumun definesi, bir toplumun geleceği. Onlar bizim atimiz, hayalimiz, evet, geleceğimiz, istikbalimiz, her şeyimiz. Netice itibariyle biz bugün buralarda varız. Yarın o gençlerimiz gelecek. Evet. Onlar buralarda olacak. Bayrağı birileri bize teslim etti. Biz de bundan sonra onlara teslim edeceğiz. Gençlerimize gönül rahatlığıyla inşallah, hı hı, gençlerimize teslim edeceğiz. Genç dediğimiz zaman bunu anlamak lazım. Yani o kadar geniş bir mana verdiniz ki hocam. Yani sadece gençlik belli bir yaş aralığına sıkıştırılamayacak kadar önemli ve güzel bir şey. Yani hazine olması, hayatın da en önemli noktası olarak değerlendirelim. Gençliğin kıymetini bilmek. Belki bir ömürün, insanın hayatı boyunca yapabileceği en güzel uğraş belki de gençliğinin kıymetini bilmesi. Bahsettiğiniz donanımlara sahip genç olabilmek midir hocam bu noktada? Eyvallah. Yani böyle bir genç olmak için hakikaten gayret etmek lazım. Gayret etmek lazım. Hamdolsun böyle gençlere sahibiz biz. Evet. Allah'a çok şükür.
Burada bir şey söyleyeyim. Buyurun hocam. Bugün ben bir camide sohbet ettim. Hı hı. İnanın gençlerle tıklım tıklım dolu. Şu anda tüylerim ürperiyor. Ne güzel. Hamd ediyorum Allah-u Teala. Gençlerimiz. Bunlar ne yapıyor? Hem geliyor böyle güzel ahlaklı insanlar namazını kılıyor. Evet. Hem okulunda okuyor. Yarın bu insanlar hem memleketimize hem de bütün insanlığa faydalı olacaklar. Evet. Oralardan gidecekler çeşitli fakültelerde evet. Şey yapacaklar. Dolayısıyla da bu insanlar oralarda okuyacaklar, eğitimlerini tamamlayacaklar, gelecekler ve dönüp hizmet edecekler. Onun için yani gençler şöyle kendilerine bakmaları lazım. Evet. Yani şimdi bu genç hakikaten hazine dedik ya, hazine olması hasebiyle yani oradaki o mükemmelliği gerçekleştirmeleri lazım. Gerçekleştirebilmek lazım. Peki hocam, genç kavramı bu kadar önemli dedik. Bakıyoruz ki tabii Peygamber Efendimizin gençlerle olan münasebetine geçmeden önce Kerim kitabımız Kur'an'da da gençlere yer veriliyor. Gençlerin bazı davranışları övülüyor. Gençlerden bahsedilirken gerçekten okuduğumuzda ayet-i kerimeler manasına baktığımız zaman Allah-u Teala'nın da gençlere çok büyük bir önem atfettiği hakikati de ortaya çıkmış oluyor. Bu bağlamda baktığımız zaman Kur'an'da gençler diye bir soru soracak olursam ayet-i kerimeler çerçevesinde neler söylersiniz? Tabii Kur'an'da gençlerden bahsediyor Allah-u Teala. Hatta Ashab-ı Kehf diye evet. Yani mağara ashabı, orada mağarada gizlenen insanlar, ondan sonra İbrahim Aleyhisselam'ı görüyoruz. Hı hı. Yani birçok gençten bahsediyor ama Musa Aleyhisselam'ı mesela görüyoruz. Ondan sonra Yusuf Aleyhisselam'ı görüyoruz. Hı hı. Sonra Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'i görüyoruz. Demin de söylediğim gibi Ashab-ı Kehf'i görüyoruz. Hı hı. Şimdi İbrahim Aleyhisselam'a baktığımız zaman genç bir insan aslında. Genç evet. bir insan. Babasının ve halkın puta taptığını görüyor. Evet. Putların önünde ve malum işte hepimizin bildiği gidiyor bir gün orada o putları kırıyor ve en büyüklerinin de boynuna gidip baltayı asıyor. Bunu biz biliyoruz. Hani hatta işte orada ayeti celilede bunu yapanın kim olduğunu araştırdıklarında efendim semi'na feten yedkuruhum yugalu lehu İbrahim. Hı hı. Kendine İbrahim denen bir genç vardı böyle yani. Genç kavramı geçiyor. Böyle tabii burada genç kavramı geçiyor. Semi'na feten yedkuruhum yugalu lehu İbrahim. Kendine İbrahim denen bir genç vardı. Hı hı. Acaba bu olur mu? Muhtemelen İbrahim Aleyhisselam genç olmasına rağmen yani o yanlışlara muhalefet ediyor. Peygamberlikte gelmemiştir. Peygamberlikte gelmemiş muhtemelen. Ki gelmemiştir Allah'a emanet. Yani o zaman gelmemişti zaten. Gelmemişti de. Zaten gelmemişti. Ayetten de belli. Dolayısıyla şimdi şöyle bir şey. Buradan şu noktaya gitmemiz lazım. Yani yanlışları gençler çok rahat düzeltebilirler demek ki. Hatta evet. babasının karşısına çıkıyor. Diyor ki bu ne diyor bu taptığınız şeyler, bu putlar, şunlar, bunlar. Ma hadihi temathilu lati entum laha akifun. Yani bu kendilerine ibadet ettiğiniz bu putlar, bunlar nedir diyor bunlar ya? Bunlar ne faydası var bunlar, ne zararı var? Şimdi burada bir mücadele var. Genç mücadelesi. Neye karşı? Yanlışa karşı. Hem de babasına karşı. Babasına ve büyüklere karşı. Ama burada kesinlikle kırarak, yani orada bak dikkat ederseniz babacığım diye ifade ediyor. Babacığım ifadesi. Yani babacığım diye ifade ediyor. Yoksa kırmadan, dökmeden. Tabii kesinlikle kırmadan, dökmeden efendim yani onları incitmeden büyüklerini, atasını, dedesini, babasını, annesini incitmeden, o işe taraftar olanları incitmeden, yani babaya daha nasıl hitap edilir? Yani kaldı ki bazen insanlar babasına böyle hitap etmiyor normal şartlarda bile. Babacığım diye hitap ediyor. Peygambere, gelecekte peygamber olacak evet. bir insana yakışır bir vaziyette. Oradan da bize bir mesaj. Yani var. Elbette. Dolayısıyla şimdi böyle bakıyoruz. Tabii ne oluyor? Baltayı boynuna asıyor bak. Mesaj veriyor. İnsanlara bir mesaj veriyor.
Diyor ki belki şu büyüğü yapmıştır bu işi. Kim yaptı bunu? Tabi arıyorlar. Bakıyorlar. İbrahim Aleyhisselam'ı çağırıyorlar. Belki diyor bu yaptı, bir bakın bakalım. Öyle ya. Baltonun boynunda. Yani, baltonun boynunda. Evet. Yaptıysa bu yaptı. E diyorlar bunun diyorlar işitmediğini, bunun görmediğini, bunun duymadığını, bunun bir faydasının olmadığını, zararı olmadığını biz biliyoruz. Hı hı. Madem bunun bir faydasını olmadığını, bunların bir zararı kimseye dokunmadığını, bunların yemediklerini, içmediklerini biliyorsanız o zaman niye bunlara tapıyorsunuz? Onlara itiraf ettiriyor yani. Yani kendileri itiraf ediyorlar. Hı hı. Musa Aleyhisselam'a bakıyoruz mesela. Musa Aleyhisselam'a bakıyoruz. Mesela Firavun'a karşı çıkıyor. O Firavun ki ene rabbukumul a'la diyordu değil evet. mi? Ben sizin en yüce Rabbinizim diyordu. Evet. Ona karşı çıkıyor. Sonra şöyle bir şey var. Yani Firavun'a karşı çıkmak kolay bir şey midir yani? Evet. Firavun'a karşı çıkmak kolay bir şey midir? Kaldı ki işte ifadeler de çocukları, erkek çocuklarını bütün katletmiş böyle bir adam. Hatta dünyanın tamamına hakim olan kişilerden biri olarak da rivayet var. Yani evet. Musa Aleyhisselam'ın o Firavun'u dünyanın tamamına hakim olan birkaç insandan birisi ne dair de rivayetler şimdi var. Şimdi böyle... Böyle bir güce karşı bir başkaldırı. Böyle bir güce karşı. Ama burada şu var. Savunduğumuz hak olmalı. Hak olacak. Savunduğumuz mutlaka hak olmalı. Eğer biz hakkı savunamaz isek yani o zaman yanlış yaparız. Batıl o zaman ederiz. O zaman batılı savunmuş oluruz. O da galip gelir, yanlış yaparız. Bizim savunduğumuz biz haklı olmamız lazım. Yani gencimiz haklı olmalı. Evet. Öbür taraftan Yusuf Aleyhisselam'a bakıyoruz. İffet timsali bir insan. Evet. Öyle değil mi? Yani Züleyha ondan kâğım almak istediğinde kaçıyor. Kendisini kurtarmak üzere kaçıyor. Evet. Yani buradan bugün şunu çok rahat söylememiz lazım ki gençlerimiz böyle bir şeyle karşı karşıya kalırlarsa Allah muhafaza, hı hı. İffetlerini korumalılar. En önemli değer. Yusuf Aleyhisselam gibi kaçabilmeliler. Sonra ne oldu? Sonra geldi orada o kötü duygulardan kendini sıyırdığı için Allahu Alem Cenab-ı Hak onu Mısır'a sultan yaptı. Geldi en yüksek konumları meşgul etti, işgal etti diyelim. Yani oralara geldi. Dolayısıyla da Yusuf Aleyhisselam dediğimizde böyle bir şey aklımıza gelmeli. Bir mücadele aklımıza gelmeli. En güzel kıssa diye de Allah-u Teala'nın övgüyle bahsettiği yani hal. Evet. En güzel hikaye, yani ibret alınması gereken. Gencimiz bugün hakikaten Yusuf Aleyhisselam'ı çok iyi okumalı. Evet. Musa Aleyhisselam'ı çok iyi okumalı. İbrahim Aleyhisselam'ı çok iyi okumalı. Mesela peygamberimiz bir genç. Bak peygamberimiz mesela kendisine peygamberlik geldiğinde 40 yaşındaydı ama Helful Fudul'a girdiğinde daha genç bir insandı. Muhammedül Emin lakabını aldığında genç bir insandı. Genç bir insandı. Hı hı. Niye Muhammedül Emin diyorlar? Genç bir delikanlı, genç bir insan. 20'li yaşlarında. Helful Fudul'a giriyor. Niye? Çünkü insanlar birbirlerine aşırı derecede müdahale ediyorlar. Haklarına, hukuklarına müdahale ediyorlar. Yoldan geçenlerin eşyalarını soyuyorlar. Kervanlarını soyuyorlar. Hatta kızlarını alıyorlar. Bunlar bir vaka. Peygamberimiz ne yapıyor Aleyhisselatü Vesselam? Buna karşı çıkıyor. Bunlara bütün karşı çıkıyor. Hı. Ve o peygamber olmadığı halde. Evet. Burası önemli. Bunun altını çizmek lazım. O dönem daha henüz peygamber değil. Peygamber olmadığı halde Helful Fudul'a giriyor, hı hı. ve mücadele ediyor. Bu yanlışlıklarla. Demek ki yani gençlerimize örnek olacak o kadar peygamberler var ki aleyhissalatü vesselam. O kadar İnsan Kur'an'da o kadar kıssalar var ki, o kadar ayetler var ki, işte Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. Yani orada onun bir yerde bu olumsuzluklar kanına dokunuyor. Evet. Dolayısıyla da buna sabredemiyor. Böyle bir teşkilat tabir caizse, hı hı. böyle bir kurumun olduğunu duyunca da hemen giriyor. Gidip oraya üye oluyor. Kur'an'daki gençlerin ortak özelliği olarak hocam, yani İbrahim Aleyhisselam'dan bahsettiniz, Musa Aleyhisselam, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan bahsettiniz. Yani bakıyoruz ki neme lazımcı bir tavırları yok. Bir yanlış gördükleri zaman buna müdahil oluyorlar, bunu düzeltmeye çalışıyorlar. Hiç olmazsa tavır koymakla, yani bu işe dahil olmamakla bir şekilde
bu düzenin böyle gitmemesi gerektiği noktasında da bir baş kaldırıları var. Yani bugünkü gençlerimize aslında bu da gücü yettiği halde, yapacak bir şey olduğu halde, görmüş olduğu fenalık noktasında neme lazımcı davranmaması gerektiği mesajını da buradan çıkartabiliyor muyuz? Aynen öyle. Aynen öyle. Zaten bu peygamberleri aleyhissalatü vesselam, Rabbimiz niye Kur'an'da böyle örnek vermiş? Detaylı da anlatmış. Biz ibret alalım. Hı hı. Onlar gibi olmaya gayret edelim. Yani bakın dikkat ederseniz her birinin bu özelliği farklı farklı. Farklı evet. Farklı özelliklerini vermiş Allah-u Teala. Birisinin iffetini örnek vermiş. Evet. Öbürünün putlara karşı yani tevhid inancıyla ilgili örnek davranışlarını bizim ittilağımıza vermiş. Evet. Öbür taraftan birisinin efendim ben yeryüzünün ilahıyım diyen ben en büyük ilahınızım diyen birisine karşı ki böyle işte o dönemde çocukları kesip yok eden evet. bir insan. Buna karşı mücadele etmiş. Öbür taraftan mesela bir de Ashab-ı Kehf var. Bunu hı-hı. atlamamak lazım. Kesinlikle. Yani bu insanlar bir grup insan, bir avuç insan. Peygamber yani, de değiller. Değiller. Hı-hı. Ama öyle bir mücadele veriyorlar ki gerçekten onlardan Kur'an-ı Kerim bahsediyor ve çok da önemli mesajlar veriyor. Bakın orada da yine yani Allah-u Teala'ya karşı gelen şirk içerisinde yüzen bir sistem var. Bir insan topluluğu var. Bir idareci var. Ona karşı bu insanlar da mücadele ediyor. Yani Kur'an'da işte anlatıldığına göre 3 kişiydi, yok 4 kişiydi tabii insanların işte onlarla ilgili kaç kişi olduklarına dair konuşmalarını veriyor Kur'an-ı Kerim. Evet. 3 kişiydi, 5 kişiydi, 7 kişiydi, 8.'si işte bir affedersiniz bir köpekleri vardı, kaç oydu miydi? Filan evet. gibi böyle ama bakın topu topu olsa 7 kişi yani. Evet. 7 kişinin bir mücadelesi. Ve Allah-u Teala burada şunu da görmemiz lazım. Allah-u Teala bunları bir mağaraya gönderiyor. Evet. Orada bunları uyutuyor. 309 yıl olduğu Kur'an'da beyan ediliyor. Ve bunları hem koruyor hem de bu gençlerin mücadelesini bugün Kur'an'da okuyalım diye Cenab-ı Hak bize gönderiyor ayetlerinde. Ve bir sureye ismini veriyor. Bir sureye ismini veriyor. Şimdi burada bir şeyin altını tekrar çizelim demin de söyledik. Yani yalnız bizim mücadelemizde mutlaka haklı olmamız hak lazım. Hak olması lazım. Hak tarafını tutmamız lazım. Hak tarafını bakın bunların hepsi de öyle. Yani peygamber olsa da olmasa da hep hak tarafında olmuşlar. Hep o tarafı tutmuşlar. Yani birini de incitmemişler yani. Hı hı. Birini de incitmeden, babasıysa, akrabasıysa, toplumsa, kim olursa olsun incitmeden. Yani o kadar hassas, o kadar nazik, o kadar güzel hitabetleri var. Evet. Karşıdaki topluma davranışları var. Bunlar da bize örnek olmalı. Yanlış usulden zaten doğru sonuçlar alınmaz hocam. Haklı bile olmuş olsa haksız konuma düşer. Usul burada çok önemli. Konuşmasından, davranışından, insanlara karşı hitabından. Yani burada bam teli niteliğinde olan o üslubu, usulü doğru ayarlayabilmek ve haktan yana mücadele etmek. Ve aynı zamanda biz üzerimize düşeni yapacağız. Kur'an'daki gençlerin ortak özelliklerinden birisi de belki bunu söyleriz. Hepsi gücü nispetinde üzerine düşeni yapmış, gerisini Mevla'ya havale etmiş. Ve dememiş ki %100, %1000 ben başarıya ulaşacağım gibi bir hayalle bu işe girmemişler. Yoksa bir Musa Aleyhisselam bahsettiğiniz gibi Firavun'a baş kaldırırken yani içinden gelen bu manevi lütufların belki en başında çok da farkında olmayarak Allah-u Teala'nın emri istikametinde böyle gitti. Ama üzerine düşen vazifeyi yaptıktan sonra Allah-u Teala kendisine başarıyı lütfetmiş oldu. Öyle mi hocam? Yani üslup ve usul çok önemli. Hı hı. Eğer sizin ölçtüğünüz yanlışsa yani elinizdeki aletiniz yanlışsa ölçtüğünüzü doğru ölçemezsiniz. Evet. Teraziniz yanlışsa doğru tartamazsınız. Dolayısıyla bizim gençlerimizin, hepimizin, herkesin uslubu
güzel olmalı. Güzel olmalı. Yani yıkıcı, İslam'ın latafetine, evet, nezaketine yaraşır olmalı. Evet. Peki hocam, Kur'an'da örnekler verdik. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, ki zaten başından beri ifade ettik, bu yolun teması olarak Peygamberimiz ve gençlik. Peygamberimizin gençlere yaklaşımı nasıldı? Zaten kendi de gençti, gençlik evresi geçti. Bir de gençlerle olan muhataplığı var. Buna dair neler söylersiniz? Şimdi tabii çok önemli bir soru sordunuz. Ben şöyle bu soruyu sorunca şu aklıma geldi. Yani diyorum ki keşke Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam zamanında ben yaşamış olsaydım. O zaman bir genç olsaydım. Hepimizin yani hayal herkes ediyorsun. Belki bunu hayal eder gerçekten. Ya şimdi mesela yanında 10 yıl ona hizmet eden Enes radıyallahu anh hazretleri var. Evet. Hani diyor ki bana bir kez bile vurmadı. Bir kez bile ağır bir şey söylemedi. Ben çok enteresan bu diyorum. Yani bir gün ona diyor ki Enes diyor git şu işi yap. O da gidiyor bakıyor çocuklar. Çocuk mu neticede? Evet. Genç. Gidiyor oynuyor. Bakıyor ki herkes oynuyor. O da oyuna dalıyor. Evet. Sonra ya böyle yani bunu anlatırken de ürperiyorum gerçekten. Yani Allah Resulü'nün şu nezaketine, latafetine, şu güzelliğine, şu merhametine bir bakmak lazım ya. Ve biz Peygamberimizi örnek alacağız ya Aleyhisselatü Vesselam. Hani numune-i imtisal diyoruz ya. Evet. Bugünkü hutbede de vardı. Efendim. Ya dolayısıyla yani bakıp da bunu almak lazım ama. Sadece okumak değil. Satırda kalmayacak. Sadra geçireceğiz. Biraz sadra geçmesi hayata lazım. Hayata geçireceğiz. Yani gönlümüze inmesi lazım. Kalbimize inmesi lazım. Enes git şu işi yap. Enes gidiyor. Çocuklarla oynamaya başlıyor. Ondan sonra Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bekliyor. Enes yok ortalıkta. Vazifeyi unutuyor. Enes gitmiş oyuna dalmış. Sonra gidiyor Enes'in arkadan gözlerini kapatıyor böyle. Ondan sonra dönüyor bakıyor. Enes'cik gitmedin mi? Gidiyorum ya Resulallah diye. Koşup gidiyor ondan sonra. Bakın evet, arkadan o da yani ne kadar böyle tatlı bir davranış değil mi? Arkadan gözlerini tutuyor Enes'in işte. Ondan sonra Enes dönüp bakıyor ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Enes'cik gitmedin mi diyor. Enes'cik gitmedin mi diyor. Sevgiyle, merhametle. Şu merhamete yapmış. Bakın. Şu güzelliğe bakın. Ya niye biz kaybettik bunu, bunları? Bunları kaybetmemek lazım. Gençlerimizin bunları kaybetmemesi lazım. Büyüklerimizin kaybetmemesi evet lazım. Arkadan gitti, gözlerini tuttu. O da ona baktı. Enes'cik gitmedin mi hala? Gidiyorum ya Resulallah dedi. Koştu gitti. Bugün bir okulda konferanstaydım. Bu olayı anlattım hocam. Hem de gençlere soruyorum. Yani başımıza böyle bir şey gelse büyüklerimizin tavrı nasıl olur? Orada işte ortalama 8, 10, 11, 12 yaşlarında gençler veya biraz daha büyük çocuklarımız var. Onlar dediler ki hocam babamız kızar, döver veya işte azarlar, şunu yapar, bunu yapar. İşte dedim Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu şekilde nazik davranıyor. Enes'cik niçin gitmedin diye hatırlatıyor. Kızmıyor, dövmüyor. Oysa ki onun hizmetine verilmiş birisi. Bugün biz dedim babalar olarak bugünün çocukları olabilirsiniz ama yarın babalar olacaksınız. Toplumun yetişmiş insanlar olacaksınız. Aman ha bu meseleyi unutmayın. İşte peygamberimizi örnek almak, hayatımıza aksettirebilmek ancak bu şekilde mümkün olabilecek dedik. Yani gerçekten hocam biz kendi nefsimizle mukayese yaptığımız zaman ister istemez belki öfkeye kapılırız. Çocuğumuza kızarız. Yani belki babası ileri gidip dövedebilir ama Efendimizin bu örnekliği kulağımıza küpe olmalı, öyle mi hocam? Aynen öyle. Şimdi bakın, burada yine Peygamberimizin aleyhissalatü vesselam azatlı kölesi Zeyd bin Harise'yi hatırlıyoruz. Evet. Şimdi Zeyd malum küçük çocukken bunu bir yerlerden kapmışlar, kaçırmışlar, pazar pazar satmışlar. Köle diye satmışlar. En son Hatice annemize gelmiş radıyallahu anha ve Hatice annemiz de onu peygamberimize vermiş. Peygamberimiz azat etmiş onu. Yani istediği yere gidebilir. İstediği yere gidebilir. Babası rivayetlere göre babası bunu araştırıyor. Öyle ya bir anne evlat yok. Şimdi bu evlat nerede, ne yapar, ne eder? Araştırıyorlar. İşte o dönemin imkanlarıyla kim bilir ne kadar süre sonra Mekke'de olduğunu duyuyorlar. Evet.
Adamcağız diyor ki ben diyor biraz para alayım yanıma. Yani ben giderim şimdi bunu satın alacak hani köledir diye satın evet. alacak. Ben gideyim ve peygamberimizin davranışları gençlere olan merhametini o gençlere o gençlerle olan muhabbetini ifade etme açısından baba parayı buluyor gidiyor. Sonra Mekke'de işte soruyor Zeyd filan yerde ha gidiyor bakıyor peygamberimizin yanında aleyhissalatü vesselam. Diyor evet. ki diyor ki bunun annesi bunu özledi. Annesinin durumu iyi değil. Annesi perişan. Evet. Ben hem para da getirdim bir miktar. Siz şu parayı alın. Evladımı bana verin. Zeyd'i bana verin. Zeyd'i bana verin. Yani böyle insanın aklı almıyor bazı şeyleri ya. Günümüzde almıyor. Yani Zeyd diyor ki babasına, babacığım diyor. Sarılıyorlar tabii. Hı hı. Koklaşıyorlar. Hasret gideriyorlar. Babacığım diyor. Ben bu insandan öyle şeyler gördüm ki. Allah Allah. Ben peygamberimizden aleyhissalatü vesselam. Öyle şeyler gördüm ki. Ne olur beni affedin diyor. Ya. Ya bu nasıl bir müthiş bir babasıyla şey. Babasıyla gitmiyor. Peygamberimize yani, kalıyor. Bu nasıl bir şey ya? Ve bunu nasıl oluşturmuş bu nasıl bir şey? Şimdi ben böyle bir köle olsam mesela. Değil mi yani? Ben böyle bir köle olsam. Yani bunlarca şimdi, babaya hasret, ya, anneye hasret kalsanız. Ya bir peygamber aleyhissalatü vesselam, bir insan Hazreti Muhammed aleyhissalatü vesselam ama alemlere rahmet olarak gönderilmiş. Yani örnek insan. Kur'an-ı Kerim'de bize Allah-u Teala onu örnek gösteriyor. Evet. Bunu örnek alacaksınız diyor yani. Ben onu size örnek gönderdim diyor. O örnek insan öyle de örnekliğini ortaya koymuş ki onun yanından azat edilmiş. Yani diyor ki peygamberimiz azet diyor. Evet. Gel, buyursun gelsin diyor. Ben bir şey demem diyor yani. Ben zaten o azat edilmiş. Bizim böyle kölelik mölelik bir şeyimiz böyle bir derdimiz yok. Gelsin. Ama diyor ki babacığım diyor ya ben peygamberimizden o kadar güzel şeyler gördüm ki ben yani benim kusuruma bakmayın. Beni bağışla. Beni ben bağışlayın diyor. Yani. Diyor. Evet. Öbür taraftan Umeyr biliyorsunuz Enes'in üvey kardeşi evet. radıyallahu anhuma bir kuşu var. Kuş. Şimdi bunlar böyle biz anlatıyoruz da böyle sanki insanlar basitmiş. Basit şimdi şöyle yani. Düşünün. Bir memleketin en üst kademesindeki bir insan kuşu ölen birini teselli ediyor. Gidiyor hatta ona. Evet. Gidiyor teselli ediyor. İşte Umeyr'in Nukayr isminde malum bir kuşu var ölmüş kuş. Peygamberimiz onu görüyor aleyhissalatü vesselam. Bakıyor ki çok üzgün. Üzgün. Ne oldu sana diyor. Benim kuşum öldü diyor. Hı hı. Onun başını okşuyor. Onu seviyor. Teselli ediyor. Yani. Baş sağlığı veriyor adeta. Adeta böyle. Adeta böyle. Öbür taraftan Beşir bin Akrabe. Hani böyle efendim Uhud Savaşı'nda babası vefat etmiş. Hı hı. Uhud Savaşı'nda babası vefat etmiş. Ortada kalmış. Kimi kimsesi yok. Mahzun bir şekilde ağlıyor bir yerde. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz onu görüyor. Ne oldu diyor ya. O da benim babam vefat etti diyor. Benim evet. kimim kimsem kalmadı diyor. Peki ben senin baban yerinde olsam, Ayşe de annen yerinde olsa kabul eder misin? Mekke'nin, Medine'nin hepsini ona versen ne olacak yani? Evet. Medine'nin hepsini versen ne olacak? Alemlere rahmet bir teklifte bulunuyor ona. Yani böyle bir şey bize peygamberimiz dese, yani dünya feda olsun ne olacak yani? Evet. Düşünebiliyor musunuz? Yani o çocuğu orada bu şekilde görünce ona ben senin baban yerinde, beni baba kabul etsen. Evet. Hani baban şehit oldu. Beni baban kabul etsen. Ayşe'yi de annen kabul etsen olmaz mı dediğinde sanki bir tüy gibi hafiflemiş evet. Medine'nin sokaklarında uçuyor adeta. Mahzunluğunu gidermiş. Uçuyor adeta. Ya şimdi böyle işte biz onun yanında daha birçok sahabi
böyle gençler güreştiriyor malum hani evet. Uhud Savaşı'na giderken güreştiriyor gençleri. Efendim küçük çocuklar. Hı hı. Onlar böyle hatta onlardan bir kısmını geri gönderiyor vesaire. Yani Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın böyle gençlerle tabii ilgisi çok fazla. Evet. Çok fazla. Biz biliyoruz hatta yani çocuklara şefkat merhamet yani ben onun torunlarını anlatmayacağım ama bir şey anlatayım burada. Buyurun hocam. Çocukları, kız çocuklarını diri diri toprağa gömdükleri bir dönemde hı hı. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bir kız çocuğunu omuzuna alarak toplumun içine giriyor. Müthiş bir şey hocam. Toplumun içine giriyor. Mesaj ne? Bu kız çocuğunun benim başımın üstünde yeri var demek. Tabuyu yıkıyor orada. Mekke'de gene. Ya millet hayret ediyor ya millet. Ya şimdi bu kızlarımız var ya kızlarımız, gençlerimiz, genç yavrularımız. Hazreti Peygamber'in onlara verdiği değeri böyle bu şekilde bir ölçseler, şöyle bir ölçseler. Peygamberimiz o kızların diri diri toprağa gömüldüğü bir dönemde evet. Bu kız çocuklarının benim başımın üzerinde yeri var dercesine o çocuğu omuzlarına alıp toplumun içerisine girmesi hı hı. Bu kızlarımıza, bu yavrularımıza verdiği değeri evet. Ortaya koyar. Dolayısıyla buradan gençlerimize ben derim ki Peygamberimizi iyi okuyun Aleyhisselatü Vesselam. İyi anlayın ve size gösterdiği yani o çocuklar manasında kız çocuklarına gösterdiği özel ilgiyi bir daha düşünün. Evet, çok önemli. Bir daha düşünün ve ona ümmet olurken ümmetiz ama ümmetliğimizi yerine getirirken hı hı. Davranışlarımıza biraz daha dikkat edelim. Evet. Yani yarın onu üzmeyelim. Evet. Hocam tabii sohbet güzel, zamanımız da güzel ilerliyor ama soracağımız sorular var. Onları yetiştirebilmek anlamında müsaadenizle devam edelim. Peygamber Efendimiz tabii gençlere bu kadar önem veriyor. Gençlere yaklaşımı gerçekten çok çok farklı. Belki çevresinde gençlerin, o dönemdeki gençlerin görmediği ilgiyi ve alakayı bizzat Peygamberimiz gösteriyor. Bunu gençlere vermiş olduğu görev ve vazifeler noktasında da hani çoğu insan gençlere bir şey verip yapabilir mi yapamaz mı tereddütü yaşayabilir. Önemli bir görev vardır. Ya bunu falanca gence versem acaba becerir mi beceremez mi zarar mı ederiz kar mı ederiz gibi düşünür insan ister istemez. Peygamberimiz vazife verirken gençler noktasındaki tutumu davranış nasıldı hocam? Ben burada kız çocuklarımıza söylediğimi yani kız genç kızlarımıza söylediğimi genç erkeklere de söylüyorum. Evet. O kadar değer vermiş ki. Hı hı. Bakın mesela Attab bin Esid radıyallahu anh hazretleri 20 yaşında Mekke'ye vali yapıyor onu. Çok büyük bir makam yani. 20 yaşında ya. Yaş 20 yaşında. Yani bugün bu gençlerimiz mesela Efendimizin aleyhissalatü vesselam zamanında yaşasaydılar her birine bir görev verebilirdi. Evet. Hem de önemli bir görev verebilirdi. Mesela Muaz bin Cebel'i Yemen'e vali olarak gönderiyor. Genç yaşta. Genç delikanlı. Yani Yemen basit bir yer değil. Evet. Önemli bir yer. Ve oraya gönderdiği insan da çok genç. Genç yaşta gönderiyor. Ama Peygamberimiz ona güveniyor. Gençlere güveniyor. Oysa ki bir sürü yetişkin sahabeler var. O kadar var ki. Yaşlı başlı sahabeler var. Onlardan var değil ki. Genç gönderiyor. Söz buraya gelmişken Usame bin Zeyd radıyallahu anh hazretleri işte onu komutan yapıyor. Ashabın en büyüklerinin içerisinde. Kimin başına geçiyor? Komutan yapıyor bunların? Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh hazretlerinin. Hazreti Ömer radıyallahu anh hazretlerinin. O büyük sahabinin başına. Kaç yaşında? 19-20 yaşlarında yani, bir delikanlı yani. Yani. 19-20 yaşlarında bir delikanlı. Yani komutan yapıyor onların başına. Ama tabii ki böyle yani usulen değil. O da bunu gerçekleştirecek. Bakın burada çok önemli bir şey var. Bunlar bütün Peygamberimizin tabiri caizse okulunda yetişmiş, eğitim görmüşler. Hı hı. Yani şimdi böyle işte şunu da açık söylemek lazım. İşte git Badiye'den birini bir delikanlıya al, gel şeye gönder, Mekke'ye gönder veya Yemen'e gönder vali olarak değil. Böyle düşünmemek lazım. Böyle de düşünmemek lazım. Bunlar nerede yetişmişler?
Peygamberimizin okulunda yetişmişler. Ama şunu diyebiliyorsunuz değil mi hocam? Yani peygamberin okulunda o gün onlar yetiştiler. Bugün peygamberimizle irtibatını kuvvetli tutan bir genç de Allah'ın izniyle o meziyetleri inşallah Teala kazanacaktır. Kesinlikle. Peygamberi hayattan uzak kalırsa, üsve-i hasene olarak göndermiş, sevgili peygamberimizi tanımazsa, ahlakını bilmezse, onun mektebinden kendini mahrum koyan kişi elbette ki Hazreti Usame gibi yapabilmesi pek mümkün olmaz. Ama bugün o okula kendini kaydettirmiş olsa peygamberimizin tebliğ halen devam ediyor. Kur'an var aramızda, sünnet var aramızda. O tedristen geçecek olursa inşallah böyle bir yeteneği elde eder mi tekrar hocam? Kesinlikle. Bakın şimdi Usame bin Zeyd radıyallahu anh hazretlerini alalım. Bu insan mesela herhangi bir yerde dikkatimizi çekti mi bir yalan söylemiş diye. Var mı böyle bir şey tarih? Rivayetlerde yok. Yok. Bu insan birini aldatmış. Var mı böyle bir şey? Kötü alışkanlığı var mı? Bir kötü alışkanlığı var mı? Evet. Yok. Bir olumsuzluğu, birine saygısızlığı var mı? Yok. Yani insani meziyetlerin hangisi bunda yok? Nereden peki almış bunları? Bunları peygamberimizden almış aleyhissalatü vesselam. Kur'an'dan almış. Evet. Oradan almış. Bugünkü gençlerimiz de buradan aldığı takdirde aynı şey olacak. Aynı şey yani. Onun için de geçer. Yani şimdi bir şöyle faraza diyelim 20 yaşında bir gencimiz. Yalanı yok, hilesi yok, aldatması yok. Büyüklere saygısı var, küçüklere merhameti var. Ezanı sever, bayrağı sever, vatanı sever. Bilim değerlerini üstün tutar, manevi değerlerine sahip çıkar, Kur'an'ına evet. sahip çıkar. Yani gece gündüz çalışır, gayret eder, koşuşturur. Bu insana görev verilmez mi? Bu insana görev verilmez mi? Evet. Elbette buna görev verilir. Dolayısıyla da bugün bunu yaşarsak gençlerimizden istirham ediyoruz. İstirham ediyoruz. Ne olur? Peygamberimiz bu kadar sizi seviyor. Hakikaten seviyor. Yani ümmetim ümmetim deyip de ağladığı az mıdır gerçekten? Az mıdır yani? Ümmeti dediği biziz işte. Evet. O gençlerdir, genç kızlarımızdır, büyüklerimizdir, yaşlı hepimiz. Hepimiz. Dolayısıyla eğer biz o şekilde yetişebilirsek kesinlikle biz de gençken oraları hak ederiz. Musab bin Umeyr, evet. genç mesela Medine'ye öğretmen olarak gönderiyor peygamberimiz onu. Ve devrim gerçekleştiriyor tabiri. Ve bu Musab bin Umeyr biz biliyoruz ki Mekke'deyken herkes peşinden koşan, zengin giydiğinde en güzel şekilde giyinen değil mi? Kızların yani belki peşinden gittiği, istediği tarihler bunu böyle yazıyor. Evet. evet. Yani zengin buna rağmen bütün onların oradaki maddi her şeyini ve bu daha küçücük yaştayken bu annesi babası bunu hapse atıyor, hapsediyor iman etmiş diye. Peygamberimiz diyor ki sen küçük genç daha ya. Evet. Genç 20 yaşlarında sen gideceksin. Medine'de muallim olacaksın, öğretmen olacaksın. Ama o da yine peygamberimizin dizinin dibinde Mekke'de yetişmiş. Ve geliyor bu kadar zengin bir insan. Malum vefat ettiğinde örtecek kefen bulamıyorlar onu. Evet, şehit olduğunda kolları kesiliyor, sancağı düşürmemek için. Uhud savaşında şehit olduğunda. Vücuduyla sancağı ayakta tutuyor ama onu yere düşürmüyor. Yani gençler sancağı ayakta tutacaklar. Sancağı, bayrağı düşürmeyeceğiz. Gençlerimize Usame'yi örnek alıp bayrağı yere düşürmedi Uhud'da. Biz de düşürmeyeceğiz. Gençlerimiz bayrağı yere düşürmeyeceksiniz. Buradan İnşallah. Gençlerimize söylüyorum. Rol modellerimizi iyi seçeceğiz. Kesinlikle. Zaman. Yani Musab bin Umeyr'i okumak lazım ya. Gençlerimiz bir okusunlar. Evet. Medine'de girmediği yer yok. Hak uğruna. Hak uğruna girmediği yer yok. Ama güzelce. Öyle bir güzel uslup kullanıyor ki. Herkes böyle adeta eriyor onun karşısında. Onun üslubu karşısında eriyor. Böyle nezaketi, olmak lazım. Zirafetinden Elbette. Dolayı müthiş bir performans. Evet hocam devam edelim istiyorum sorularla beraber. Peygamber Efendimiz'in anlattıklarınız doğrultusunda çok önemli görevler vermiş gençlere. O da gençlere göstermiş olduğu değerin bir neticesi olarak. Biraz daha günümüze doğru gelecek olursak, genç nüfusumuz elhamdülillah yoğun. Ama bu yoğunluk bizi sevindiriyor. Sevindiriyor olmakla beraber gençlerimizi tehdit eden pek çok tehlikelerle de gençlerimiz karşı karşıya. Bu tehditler nelerdir ve hemen diğer soruyla birleştireyim.
bu tehditleri bertaraf edebilmesi hususundaki tavsiyelerinizi de beraberinde almış olalım hocam. Şimdi şöyle, tabii genç ne dedik? Hazine dedik. Hı hı. Hazine, ama hazine de yani böyle değerli bir varlık olması lazım. Evet. Hazinemizdeki varlık değerli olması lazım. Dolayısıyla gençlerimizi de tabii tehdit eden, hazineyi tehdit eden bir takım şeyler olur. Evet. Hazineyi tehdit edenler olur. Evet. Çok önemli bir şey söylüyorum. Sizin eğer hazineniz iyiyse, mükemmelse onu iyi korumak zorundasınız. Hı hı. Çünkü onunla ilgilenenler çok olur. Şimdi bizim gençlerimize ilgilenenler de çok. Mesela ideoloji arenası adeta. Hayat böyle olmuş. Herkes bir tarafa çekmeye çalışıyor. Evet. Ama burada İslam karşımızda en güzel şekliyle duruyor. Hı hı. En güzel şekliyle duruyor. Bir tarafta moda var. Moda alıp götürüyor. Alıp götürmeye çalışıyor. Yani bizim dinimiz orijinal bir dindir ya. Hı hı. Bizim dinimiz orijinal bir dindir. Ben niye başkalarını taklit edeyim? Evet. Başkalarını niye taklit edeyim? Onun yemesini niye taklit edeyim? Giymesini niye taklit edeyim? Oturmasını niye taklit edeyim? Onun gibi niye davranayım? Benim dinim orijinal bir dindir. Onlar bozulduğu için İslam gelmiş. Evet. Öyle değil mi? Hı hı. Tabii burada bir güçlülük psikolojisi de var. Gençlerimizde hani bir güçlülük psikolojisi var. Mesela tahakküm altına girmek istemezler. Evet. Efendim maalesef bir takım o demin söylediğim gibi bir takım insanların böyle onların üzerinde oyun oynama, hazine ya, hazine evet. üzerinde oyun oynama gibi bir şeyleri var. Planları var. Bu planları çok iyi görmek lazım. Ve bunları bozmak lazım. Gençlerimiz buna çok dikkat etmeliler. Evet. Çünkü Allah-u Teala bize çok önemli iki şey verdi. İki elçi verdi. Biri peygamberler aleyhissalatü vesselam, biri de aklımız. Hı hı. Yani bu ikisine vurmak lazım hayatı. Evet. Hayatı, davranışlarımızı buna vurmak lazım. Eğer gençlerimiz, hepimiz bunlara biz davranışlarımızı vurabilirsek o zaman göreceğiz ki çok rahat edeceğiz. Evet. Çok rahat edeceğiz. Ahirette kimle beraber olmak istiyorsak dünyadayken de onlarla beraber Elbette. Olmaya çalışmak, onları taklit etmek. Elbette. Yani burayı şifrelersek. Hocam zamanımız da dolmak üzere. Tabii il müftülü olarak Mevlid-i Nebi haftasında pek çok etkinlikler yapılacak. Sosyal medyada da tabii bu görseller paylaşıldı. Sosyal medya takip eden izleyicilerimiz de oradan yine bakabilirler. Ama birinci ağızdan il müftülü bazında Mevlid-i Nebi haftası münasebetiyle şuradan aşağı yukarı 5-6 tane program, farklı programlar var. Bunlar sizin ağzınızdan bir işitelim. Bunlardan bazıları da SRT farkıyla canlı yayın olarak yayınlanacak inşallah. Onları da isimlerini de söyleyelim. Tarihlerini de şimdi hocam ifade edecek. Ne gibi etkinliklerimiz var hocam? Bu haftayı nasıl değerlendireceğiz? İsterseniz çok kısa iki şey söyleyeyim. Buyurun hocam. Onları tabii, söylemezsem tabii, buyurun bu, hocam. Biraz eksik kalır gibi düşünüyorum. Buyurun. Mevlana'nın çok güzel bir şeyi var. Buyurun. Diyor ki günümüzde insan çalan altın çalandan daha çoktur. Ya. Gençlerimize söylüyorum. Gençlerimiz aman ha sizi çalmasınlar. Memleketimizin gencini hazine onları çalmasınlar. Dikkat Hı-hı. edelim. Tekrar söylüyorum. Günümüzde insan çalan altın çalandan daha çoktur. Dikkat edelim bir. İkincisi bir Arapların bir şiiri var. Yani böyle onu da ifade edeyim. Tabii çok buyurun, kısa ve bitireyim. Buyurun hocam. İnnemâ evlâduna beynena ekbâduna temşî alel ard. Lev hebbetir rîhu alâ ba'dihim lem tenâet aynî minel gamdi. Diyor ki evladımız, gençlerimiz, ben de buradan onu söylüyorum. Gençlerimiz caddelerde yürüyen ciğerlerimizdir. Bizim ciğerlerimizdir onlar. Eğer onlara bir rüzgar dokunacağını düşünsek, esen bir rüzgarın onlara dokunacağını düşünsem, hı hı. gözüme uyku girmez, gözümü asla yummam.
Dolayısıyla biz gençlerimize bir şey dokunacak diye gözümüzü gerçekten yummuyoruz. Evet. Müftülük olarak da yummuyoruz. Bununla ilgili çok güzel çalışmalarımız var ama vaktimiz elverişli değil zannediyorum. Önümüzdeki dönemlerde bununla ilgili. Onları ayrı bir gençlere programı. Tekrar şunu söylüyorum. Gençler, siz bizim caddelerde yürüyen ciğerlerimizsiniz. Evet. Rüzgarın size dokunmasını asla istemeyiz. Siz bizim her şeyimizsiniz. Gençlerimizi seviyoruz. Allah razı olsun. Ve bu memleketin geleceği onlardır. Bunu ifade ettikten sonra etkinliklere geçelim. Gelelim sizin söylediğiniz, sorduğunuz soruya etkinliklerimiz. Tabii birçok etkinliğimiz var ama şöyle madde madde ben birkaç öyle başlık altında onları ifade edeyim. Buyurun. Elbette Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz dünyaya teşrif etti. Pazartesi salıya bağlayan akşam Mevlid Kandili. Evet, malum. Ama biz yarın öğlede Ulu Camii'nde açılışla başlıyoruz. Hı hı. Ulu Camii'nde öğle namazından önce inşallah bir sohbet olacak. Öğle namazından sonra da Sayın Valimize arz ettim. Valimizin iştirakleriyle inşallah gül takdimiyle bir açılış yapacağız. Ne güzel. Sonra oradan Kültür Müdürlüğümüzle beraber efendim onların tabii gayreti çok fazla. Onların biz sadece onun belli bir kısmında varız ama beraber yürütmeye çalışıyoruz. Onların emeği çok fazla, onu demeye gayret ediyorum. Hı hı. Bir sergi açılışı olacak inşallah. Şems-i Sivasi Kütüphanesi'nde yine yarın saat 14'te inşallah. Pazartesi saat 9'da Paşa Camii'nde hanımefendilere yönelik bir programımız var. Bizi dinleyenler varsa şayet onları oraya davet ediyoruz. Hanım kardeşlerimizi özel bir program. Oraya davet ediyoruz. Pazartesi sabah 9'da. 9'da. Evet. Pazartesi yatsı namazında akşam, pazartesi salıya bağlayan akşam, akşam namazından sonra hem Ulu Cami'de hem de yine Paşa Cami'de Mevlid programlarımız var. Bu programda SRT'den inşallah canlı yayınlanacak hocam. Buradan da müjdesini vermiş olalım. Eyvallah. Evinde ola ki programa katılamayanlar varsa evde de takip edebilirsiniz. Eyvallah. Buyurun hocam. Çok önemli. Bunu özellikle ifade ediyorum. Çarşamba günü Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde saat 13.30'da 53 tane hafızımıza icazet merasimimiz var. Çok güzel. Ben buradan Sivas halkımıza teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Bu kadar bizi desteklediler, müftülüğümüzü desteklediler. Bundan önce burada görev yapan hocalarımıza, özellikle Şükrü hocama çok teşekkür ediyorum. Evet. Çok güzel arkamızda efendim şeyler bıraktı. Evet. Binalar bıraktı. Selamlarımızı gönderelim buradan kendisine. Kendisine selam ediyoruz. Arkada binalar var. Orada çocuklarımız okuyor. 53 tane öğrencimiz. Hafızımız. Şimdi halkımız gelsin ve verdiklerinin semeresini bir görsünler. Yani o kadar yardım ettiler. Hala ediyorlar. Allah razı olsun. Hı hı. Ama gelsinler Sivas'ımıza hamdolsun diplomasını almış 53 tane hafızımızı onların huzuruna çıkaracağız. Onlara takdim edeceğiz inşallah. Bu programda canlı yayınlanacak ama özellikle biz oraya gelmelerini isteyelim inşallah. Özellikle istiyoruz. Yani halkımız gelsinler. Orada canlı yayınlanacak ama oradaki canlılık daha farklı bir oradaki şey. Oradaki canlılığı da teneffüs etmiş olsunlar inşallah. Yine 21 Kasım Çarşamba akşam saat 19.30'da Atatürk Kültür Merkezi'nde Rahmet Peygamberine Şiirler diye bir programımız var. Bunu da Kültür Müdürlüğümüzle beraber yaptık. Daha doğrusu Kültür Müdürlüğümüzün emeği çok burada. Kendilerine, Sayın Müdürüme ve çalışanlara, yetkililere, herkese teşekkür ediyorum. Ona davet ediyoruz. Efendim 22 Kasım Perşembe saat 13.30'da yine Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde efendim Peygamberimiz ve Gençlik diye bir konferansımız var. Evet. Ve 26 Kasım'da da kampüste efendim Cumhuriyet Üniversitesi Kültür Merkezi'nde inşallah bir panelle kapatacağız. Burada şunu ifade etmek istiyorum. Hı hı. Bu hususta emeği geçen hem müftülüğümüzde arkadaşlarımız hem halkımızda her kimin emeği geçtiyse Allah razı olsun. Sivas'ımıza hizmet eden herkesten Allah razı olsun. Her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bize hakikaten çok büyük destekleri var halkımızın. Hı hı. Müftülüğümüze çok büyük destekleri var. Kur'an kurslarımıza destekleri var. Hafızlıklar kurslarımıza destekleri var. Camilerimize sayamayacağım burada her birini.
Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Tekrar kandillerini tebrik ediyorum. Allah razı olsun hocam. Biz de size teşekkür ediyoruz. Yoğun bir mesaiden bize fırsat verdiniz. Geldiğiniz programa katıldınız. Tekrar çok teşekkür ediyoruz hocam. Allah razı olsun. Eyvallah. Efendim bir program daha sonuna geldik. Yeni bir programda buluşuncaya dek hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Allah'a ısmarladık.